Hepinize selamlar dostlar. Ben Leaf'i dönünce dövme kararı alan eski eleştirmen küçük şişman lezbiyen. Bugün sizlerle birlikte son günlerde gündem olan ve aşırı iğrenç bir şey hakkında konuşacağız. Başlıktan anlayacağınız üzere bugün hassas ve mide bulandırıcı bir konu hakkında konuşacağız. Fakat konuşmadan önce bir intromuz alalım. Hepiniz Simge Barankoğlu'nu biliyorsunuz. Kendi zamanında ağzını yaya yaya ve iğrenç bir sesle, böyle tiz sesle "Korktun mu?" diye video çeken bir kadın. Kendi zamanında çok popüler oldu çünkü internetteki aptal orospu evlatları bu videoyu sempatik ve komik buldu. Bir o kadar da bu videodan nefret etti. Ben nefret edenler arasındayım çünkü biliyorsunuz ben her şeyden nefret ederim. Kanalımın ismini hatta yakında I Hate Everything yapıp nelerden nefret ettiğimi sıralamayı bile düşündüm. Neyse şaka bir yana, bu oksijen israfı hanımefendi yapmaması gereken bir şey yaptı ve şu anda sıvamaya çalışıyor. Gelin bir ne yaptığına bakalım isterseniz. Instagram'da bile göremeyeceğiniz bütün ifşaların oluştuğu bir Telegram adresi kurduk. Yukarı kaydırarak Telegram adresine gidip üye olabilirsiniz. Ama sırf kendi takipçilerim içi rahat etsin diye paylaşıyorum. Bugün yukarı kaydır linki bıraktığım sitede dün gece 24 saat boyunca çoğu fenomenin ifşalarını izledim. Ardından bugün yukarı kaydır linki bıraktık. Fakat kitle çok içerik paylaşmışlar. Bizzat ben siber suçlara kendi kimlik bilgilerine dair şikayet edeceğim. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Diğer bir hususa gelirsek çocuk istismarıyla ilgili, hiçbir şey yok. Çünkü özellikle kendim bizzat izledim. Yaşı çok büyük Türk bir kendini suçlamayın. Kendinize gelin. Onu geçiyorum. Dün gece yaptığım yazılı istismarcılar yüzünden bu suçlamaları alıyorum. Buradan çocuk kirme ailelerine affola, özür diliyorum hepinizden. Bunu lanse ettiğim için gerekli işlemleri yarın itibariyle başlatıyoruz. Allah hepinize kolaylık versin. İyi geceler diliyorum. Şimdi ifşa grubu vesaire bunlar azından boş işler. Hani 15-18 yaş arası hani 15-18 yaş hani 15-18 yaş arası bir aptal ve hayatı boyunca kız eli tutmayarak farklı farklı sitelerden "Kocam mı daha iyi sikiyor seni, ben mi daha iyi sikiyorum?" denilen videoları izleyerek 31 çeken orospu evlatları bu tarz şeylere bakıyor. Hani halk tabiriyle yıkıklar diyoruz biz bunlara. Şimdi doğal olarak bu kızın bu tarz bir reklam yapması insanların ilgisini çekiyor. Buradaki sorun ifşa adı altında paylaşılan tüm videoların illegal olması. Çünkü ifşanın tanımına baktığımızda çok basit bir şekilde özetlemek gerekirse karşıdakinin haberi olmadan onun fotoğrafını veya videosunu veya konuşmalarını sızdırmasına ifşa denir. Bu da bir suçtur. Tamam, bunu yapan bir sürü site var ve evet biliyorum çoğunuz o sitelere girip 31 çektiniz ya da mastürbasyon yaptınız artık. 62 mi deniliyor kızlara bilmiyorum, öyle bir şeyler diyorlar. Direkt mastürbasyon yaptınız diyeyim. Yani beni yemeyin. Buradaki diğer bir sorun ise 18 yaşından küçük kızların ifşasının paylaşılması. İşte ipin koptuğu yer burası. Hayır, bu kız empati de mi yapamıyor anasını satayım? Yani bir gün kızının anasının s**ken videosu çıksa ve Instagram'da ağzını yaya yaya konuşan bir kadın çıkıp "Arkadaşlar Telegram grubu kanalı, burada milletle annesinin kızının sikmesini rahatlar 31 çekerek izleyebilirsiniz" dese yani. Ne hissedecek acaba? Çok merak ediyorum gerçekten. Bu arada yanlış anlaşılmasın, hani herhangi bir şekilde kendisine hakaret ettim, yok. Böyle bir durum olsa diye bir örnek verdim sadece. Hani hoş olmazdı. Bunu düşünmesi gerekiyor. Onu geçtim. Ulan 18 yaşından küçük kızların ifşası paylaşılıyormuş be. 18 yaşından küçük kızların ifşası paylaşılıyor. Konuşamadım da. Bir de girip "Hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. Videoların hepsini tek tek izledim ve 18 yaşından küçük bir kızın ifşası yok. Kontrol ettim." diyor yani. Ulan etsen ne olacak? 18 yaşından küçük bir kızın ifşasının olmaması yaptığın şeyi yine de etik yapmıyor. Ya ben onu anlamadım yani. Bunu anlayamıyor musun? Etik değil. Hani bu şey gibi arkadaşlar. Zamanında Twitch yayıncısı Lilo'nun ifşası çıktı. Kendi isteği olmadan bir sürü sakso çektiği ve mastürbasyon yaptığı videolar yayıldı. Kız üzüldü. İnsan içine çıkamaz oldu. Bunu yapmak iyi bir şey mi? Ya oradaki ifşa adı altındaki videoların çoğu habersiz çekim. Hani şöyle düşünün, siz Türkiye'de yaşayan bir kadınsınız ve erkek arkadaşınızla cinsel ilişkiye giriyorsunuz çünkü onu seviyorsunuz. Fakat kendisi bir yere gizli bir kamera koymuş ve bunu kayda alıyor. Bir gün ayrılıyorsunuz ve sırf intikam almak için bir sürü siteye bu videoları atıyor. Sonra Instagram'dan aptal aptal insanlara reklam verip işte "Arkadaşlar kızı nasıl siktik, uf ya yukarı kaydır izle" diye reklam verdiriyor. Videonuz ortaya çıkıyor ve arkadaşlarınız size gelip "Bu sen misin?" veya ailenize bildirip soru sormaya başlıyorlar. Yani böyle saçma bir şey oluyor. Aileniz sizi sorguya çekiyor, anlatmaya çalışıyorsunuz. Bildiğin istemeden insanlar vücudunuzun her yerini görüyor ve rencide oluyorsunuz. Hani bu mantıklı bir şey mi? Ulan kız porno yıldızı olsa neyse anasını satayım. Hani sonuçta isteyerek yapıyor. Bakın burası çok önemli. İsteyerek yapmak. İstemediğiniz bir şeye zorlanmanız tacize girer. Neyse yani bu kız da çıkıp bunların reklamını yapıyor ve sıçtı sıvamaya çalışıyor şu anda. Yani ne olacak derseniz çok büyük ihtimalle bu kıza kamu davası açılacak veya herhangi bir şekilde geri çekilmeyen bir dava olacak. Çünkü Türkiye'de pornografik içeriklerin reklamını yapmak ve paylaşmak yasak. Ya bu işe Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, siber suçlar gibi kurumlar el atacak ve çok büyük ihtimalle ufak bir hapis cezasına çarptırılacak.
ya da ne bileyim işte para cezasına falan çarptırılacak. Bana soracak olursanız bu tarz insanları direkt içeri alın. Bu tarz gereksiz insanları direkt içeri alın. Ve bir daha çıkmamasını garanti etmek üzere içeride tutun. Çünkü bu insanlar akıllanmaz abi. Baksanıza cebine 1000 lira girecek diye yaptığı şeye bak. İnsanların özel hayatını ifşalıyor. Ve çocuk istismarına yol açıyor. Ya bu şey gibi. Şeyma Subaşı'nın sahte ilaç reklamı yapması gibi bir şey. İsterseniz onun da görüntüsünü alalım. Son zamanlarda çok fazla mail, mesaj alıyorum. Hangi vitaminleri kullandığım, hangi ek takviyeleri kullandığımla alakalı. Genelde paylaşıyorum ama buradan bir kere daha söyleyeyim. Arkadaşlar ben her gün C vitaminimi, magnezyumumu, D vitamini, balık yağımı her zaman alıyorum. Ve gerçekten yediklerime çok dikkat ediyorum. Ve bununla beraber son zamanlarda şu anda No Attack dediğim bu ek takviye gıdası olan içinde propolis, karamürver, portakal, beta ve bir sürü bitki özleri bulunan bu ürünü kullanıyorum, alıyorum. Sizler bunları sadece eczaneden ulaşabilirsiniz ya da online olarak alabilirsiniz. Ulan koskoca Şeyma Subaşı'nın, koskoca dediğim de bu arada yanlış anlaşılmasın, hani hiçbir işlevi olmayan, sadece tek işlevi Şeyma Subaşı'nın Acun'un eski karısı olması yani. O bile gidip sahte ilaç reklamı yapıyorsa sadece birkaç bin lira için, insanların sağlığıyla oynayabiliyorsa Instagramlıların ne kadar boktan varlıklar olduğunu anlayabilirsiniz. Gerçi bizim insanların da salak yani, yok koronadan korunmalı işte haplar matlar bilmem ne falan filan diye inanıp alıyorlarsa ne diyeyim yani, Allah akıl fikir versin yani, çiftlik bank muhabbeti gibi bir şey. Gerçi çiftlik bank muhabbetinden dolandırılan insanlardan ne beklersin ki, nasıl diyeyim, gider hapları da alırlar yani, koronadan koruyor moruk falan diye böyle alırlar yani, arkadaşlarına bile gösterirler hatta al diye. Şimdi ben de kendimi bir salak hissettim, YouTube kanalımı çaldırdım reklam diye. Bu arada gerçekten çok boktan bir platform Instagram. Hani YouTube mu daha boktan yoksa Instagram mı daha boktan diye soracak olursanız Instagram derim kardeşim. YouTube'da görmediğim iğrenç şeylerin kat ve katını Instagram'da gördüm ve cidden bu içimi acıtıyor. Yani insanları neden dolandırıcı bir siteye yönlendirmeye çalışıyorsunuz sırf cebinize 1000-2000 lira gibi bir para girecek diye. Sonra suç duyurusunda bulununca ben sadece reklam yaptım gibi şeyler söylüyorlar ifade verince, nasıl satayım. Yani ne anlamı var nasıl satayım? Zaten reklamını sen yapmışsın. Sen reklamını yapmasan o site kimseye ulaşamayacak. Yani ulaşsa bile onunla birine ya da ne bileyim milyonla birine falan ulaşacak. Yani Instagram'da bunları gördüm ve cidden bu içimi acıtıyor. İnsanların bu kadar aptal olması, gerek Instagrammerların gerek bunlara inanan insanların bu kadar aptal olması beni aşırı derecede üzüyor. Neyse efendim, bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğenen herkese o zaman bir adet koronadan korunma duası yazan parşömen yolluyorum. Evet, yanlış duymadınız. İçinde koronadan korunma duası yazıyor. Bu zorlu dönemde koronadan korunmak istiyorsanız videoyu sadece beğenmeniz ve arkadaşlarınıza paylaşmanız yeterli. Unutmayın bu arada gerçekten, hani videoyu beğenip arkadaşlarınıza paylaşın. Çünkü artık kanalın böyle büyümesi gerekiyor. Önerilenlere falan çıkması gerekiyor. Tekrardan eleştiriye başladık malum. 300 binlik kanal gitti. 21 bin abonelik kanaldayız şu an. Ha bir de lütfen bu tarz Instagram'ları takip ediyorsanız lütfen takipten çıkın. İşte Şeyma Subaşı olsun, farklı farklı ünlüler olsun, lütfen takipten çıkın. Çünkü böyle insanlar genelde takipçi sayısına göre reklam oluyor ve ona göre bir para alıyorlar. Yani her bir takip aslında onlara gelecek olan para demek. Ve bu insanlar gereksizse takip etmenin hiçbir anlamı yok. Onlara para kazandırmanızın hiçbir anlamı yok. Size bir şey katmıyorlarsa, size bir bilgi vermiyorlarsa ya da kendi fikirlerini bile sunamıyorlarsa, başkalarının fikirlerini kendi fikriymiş gibi reklam karşılığı sunabiliyorsa abi, bu insanları lütfen takipten çıkın. İnsanlar etkileşime bile bakmıyor bu reklamı veren insanlar, haberiniz olsun. Sadece takip sayısına bakıyor. Yani her bir takip onlara gelecek olan para demek. Takip etmeniz yeterli bu durumda yani. Takip etmezseniz bunlar aç kalır ve biz de amacımıza ulaşmış oluruz. Ne bileyim işte Instagram'dan birkaç tane gerizekalı silinmiş olur. Ne bileyim işte of çok ünlü dediğimiz insanlar takipten çıkmamız sayesinde yarın bir gün Happy Moons'da size milkshake'inizi getiren insanlar olabilir. Ne kadar mükemmel değil mi? Düşünsenize Şeyma Subaşı Happy Moons'da garsonluk yapıyor ve size milkshake'inizi getiriyor. Ulan gülerdim ana satayım resmen. Suratına bakıp haha ne oldu lan, reklam alamadın mı çakma, hap reklam alamadın mı falan derdim. Neyse efendim, kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Umarım eleştirileri özlemişsinizdir çünkü daha çok gelecek. Daha hızlı gelmesini istiyorsanız dediğim gibi lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca Twitter hesabımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Twitter'dan anket yapıyorum. Hangi içeriği daha önce görmek istersiniz diye anketler yapıyorum. İçeriklere Twitter üzerinden anketlerden yön verebilirsiniz. Bir sonraki videoda Alper Erözer hala eleştiri videosu olacak. Haberiniz olsun. Alper Erözer'i de hazır özlemiştim. Alper Erözer'e geçirme vakti geldi diyorum efendim. Yani malum o kadar eleştiriye dönmüşüz. Alper Erözer'siz eleştiri olmaz. Yani çoğu eleştiri kanalından da göreceğiniz üzere. Mesela benim birkaç tane çakmam çıkmış. Onlardan da görebileceğiniz üzere Alper Erözer'i gerçekten tüm YouTube Türkiye, tüm YouTube'daki eleştiri kanalları aşırı derecede sevdiği için malum piyasada bizim olduğu için artık yani Alper Erözer'i bir geçirme vakti geldi. O küçük kanallar bir kenara ayrılsın, işi öğrensinler diyorum.
Neyse şaka bir yana. Ego kasıyorum şaka bir yana. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videoda görüşmek üzere. Yani Alper Özel videosunda görüşmek üzere. O zaman hoşça kalın.